Başkanı Sayın Vefa Salman ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın önündeyiz. Niçin buradayız? Bugüne kadar birçok yerde anlattık. İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan zat ve onun temsil ettiği saray iktidarı ülkemizde yerel demokrasiyi de katletti. Yerelde demokrasi olmadan ülkede demokrasi olmaz. En sonda söyleyeceğimizi şimdi söyleyelim. Hiç kimsenin Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve bizim iktidarımızda seçilmiş hiçbir belediye başkanı, seçilmiş hiç kimse yargı kararı olmadan görevinden uzaklaştırılamayacak. Sayın Vefa Salman Yalova'da 2014 seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildi. İstanbul'da olduğu gibi Yalova'da da seçimi yenilediler. Yine kazandı. 2019 yerel seçimlerinde yine kazandı. Yalova tarihinde üst üste 3 seçim kazanan tek belediye başkanı. Sandıkta yapamadıklarını işte masa başında yaptılar. İşte bu arkamızdaki İçişleri Bakanlığı'nda, bakanlığın koltuğunda oturan zatla birlikte. Yalova'da bir kumpas kuruldu. Ve Yalova halkının iradesi gasp edildi. Nasıl mı? 2010 yılında başlayan bir zimmet iddiası, zimmet davası. Yani belediye başkanımızdan çok önce. AK Parti döneminde Yalova'da. 2010 yılında başlamış. Ve belediye başkanımızın döneminde ortaya çıkar çıkmaz Sayın Vefa Salman savcılığa şikayetçi oluyor. Ve ne dramatiktir ki şikayetçi olduğu soruşturma dosyası nedeniyle İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılıyor. Ne zaman? 27 Şubat 2020 tarihinde. 27 Şubat 2020 tarihinde. Ve hemen davayı açıyorlar. Dava uzasın ki, yıllar sürsün ki Yalova'yı biz ele geçirdik, böyle devam edelim. Çünkü demokrasiye saygıları yok. Çünkü seçmenin iradesine artık saygıları yok. 5 ayda belediye başkanımız hakkındaki dava açıldı. Önceki dönem belediye başkanı hakkında ne zaman açıldı biliyor musunuz? 3 yıl sonra, daha yeni. Daha yeni. Ve yarın Yalova'da duruşma gerçekleşecek. Bu arada Sayın Vefa Salman seçildiği gün bakanlıklara yazı yazdı, valiliklere yazı yazdı. Gelin bizi denetleyin diye. Ve bu soruşturma, görevden alındığı soruşturma dosyasında raporlar var. Bilirkişi raporu diyor ki Sayın Vefa Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç bunlar suçsuzdur diyor. Bunların bu iddia edilen eylemlerle bir bağı yok diyor. İltisakı yok diyor. Suçsuz bu insanlar diyor. Sonra MASAK'tan rapor aldırıyorlar. 7 sülalesini araştırıyorlar Vefa Salman. Hiçbir şey bulamıyorlar. Tertemiz. Sonra mahkeme bir rapor istiyor. Ankara'ya gönderiyor dosyayı. Emekli Sıçtay denetçilerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi raporu geliyor Yalova Mahkemesi'ne. O da diyor ki, evet diyor, bu iddia edilen eylemlerle ilgili Sayın Vefa Salman'ın belediye başkanının ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'in hiçbir sorumluluğu yoktur diyor. Bağı yoktur diyor. İtiraz ediyor savcı. Hatta bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunun diyor. Bu da çok dramatik. Mahkeme tekrar bilirkişiler incelemesi yaptırıyor. En son rapor 17 Ağustos 2022'de geldi. O rapor da ilk rapordaki gibi aynı. Vefa Salman'ın ve yardımcısı Halit Güleç'in bu iddialarla hiçbir bağı yoktur diyor. Peki siz hala niye bekliyorsunuz göreve iade etmemek için? Hangi gerekçeyle Yalova halkının iradesini gasp etmeye devam ediyorsunuz? Hangi gerekçeyle? Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İçişleri Bakanlığı'nın önünden bir kez daha sesleniyoruz. Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı Sayın Vefa Salman'ı derhal göreve iade edin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bu talimatları verenler görevlerini kötüye kullanıyorlar. Suç işliyorlar. Demokrasiyi katlediyorlar. Aslında en büyük kötülüğü farkında olmadan ülkemize yapıyorlar. Çünkü adaletin olmadığı yerde aş, iş, ekmek olur mu? Adaletin olmadığı yerde gelir dağılımında adalet olur mu? Adaletin olmadığı yerde yolsuzlukla, yoksullukla mücadele edebilir misiniz? Sayın Süleyman Soylu, sen
Bizim belediye başkanlarımızla mücadele etmeyi bırak. Senin görevin siyaset yapmak değil. Uyuşturucu baronlarınla mücadele et. Kara parayla mücadele et. Bakın sizin beceriksizliğiniz, basiretsizliğiniz yüzünden ülkemiz Türkiye gri listeye alındı kara parayla mücadelede. Gri listede. Sen bunlarla mücadele et. Sen gerçek suçlularla mücadele et. Sayın Süleyman Soylu, sen rüşvetle, yolsuzlukla mücadele et. Sen mafyadan her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi git savcılığa bildir. 1,5 yıl oldu. Bekliyor Cumhuriyet Savcıları. Sen İçişleri Bakanı mısın, Suç İşleri Bakanı mısın? Bizim belediyelerimizin üstünde hangi baskıyı kurarsanız kurun, hangi haksız soruşturmaları, haksız davaları açarsanız açın, hiçbir belediye başkanımız da bizler de bir milim dahi geri adım atmayacağız. Ama ayıptır, günahtır. 4 tane rapor var dosyada, 4 tane MASAK raporu ve 3 tane bilirkişi raporu. Tamamı suçsuzdur diyor. Sen hangi gerekçeyle hala göreve iade etmiyorsun? Sayın Vefa Salman avukatlarının bütün göreve döndürün taleplerini reddetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bugün onun için buradayız. Yarın yine geleceğiz. Yarın sabah Yalova'da duruşmayı da takip edeceğiz. O dava biz biliyoruz ki beraatle sonuçlanacak. Anayasamız ne diyor? Hakkında kesinleşmiş hüküm kuruluncaya kadar herkes suçsuzdur. Zaten suçsuz belediye başkanımız. Raporlarla ortaya çıkmış. Emekli Sayıştay denetçilerinin raporlarıyla ortaya çıkmış. Yarın onun dosyasının ayrılıp beraat kararı verilmesi lazım. Bu yargılama beraatle bitecek. Ama siz onu göreve iade etmediğiniz her gün suç işliyorsunuz. Bunu asla unutmayın. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çok az zaman kaldı. Geliyor, gelmekte olan. Bunların hepsini düzelteceğiz. Bu topraklarda mutlaka demokratik hukuk devletini de tesis edeceğiz. Yerel demokrasiyi de güçlendireceğiz. Ve her zaman söylediğimiz gibi adalet, bu adaleti, bu topraklara adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkan Yardımcımız konuyla ilgili süreci ifade etti. Gerçekten İçişleri Bakanı'nın eliyle milli irade gasp edilmiştir. 2,5 yıldır maalesef Yalova Belediye Başkanımız kendisine atılan her türlü iftiraya rağmen hiçbir şekilde suç unsuru bulunmamıştır. Hiçbir şekilde bir belgeye ulaşılmamıştır. Ve üstelik öyle hazin bir olaydır ki denetçilerin, İçişleri Bakanlığı, Sayıştay denetçilerinin bulamadığı, tespit edemediği bir konuyu kendisi bularak ve gerekli hem savcılığa hem emniyete hem de İçişleri Bakanlığı'na gerekli yerlere bildirerek bunu ortaya çıkarmıştır. Ama ne gariptir ki bulduğu için şu anda görevden alınmıştır. Biliyoruz İçişleri Bakanı bakanlıkta bizim belediyelerimiz için özel bir birim kurdu. Gidin belediyelere çökün, denetleyin değil, bir suç unsuru mutlaka bulun ve bu kumpası kurun. Böyle bir İçişleri Bakanı olabilir mi? Hangi iş güvenliğimizi sağlayacak bu bakan? Zaten CHP'li belediye başkanlarını izlemekten suçluları izleyemiyor ki. Az önce söylediği gibi Sayın Genel Başkan Yardımcımın uyuşturucu tacirlerini, kara paracıları, suç unsurlarını izleyemiyor. Vakti kalmıyor bunlara. Ama elbette ki bu toplumun da bir vicdanı var. Biliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın önünden sana sesleniyoruz. Artık bu baskıdan, bu zulümden vazgeç. Belediyelerimizin üzerinden elini çek. Seni tekrar bakanlığın önünden uyarıyoruz. Bu zulmünün elbette yarın hukuk karşısında hesabını verirsin. Bizde senden korkacak belediye başkanı yok. Geri adım atacak belediye başkanı yok.
Onlar zaten büyük bir titizlikle görevlerini yerine getiriyorlar. Büyük bir şeffaflıkla görevlerini yerine getiriyorlar. Zaten müfettişlerin biri gidiyor, biri geliyor. Kadrolu eleman gibi oldular. Ama sen aynı şeyi Şırnak'taki iki belediye başkanı için birini sağına alıp, birine soluna alıp, hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan ceza almış belediye başkanlarıyla ancak fotoğraf çektirirsin. Sen busun zaten. Rüşvetten ceza almış belediye başkanlarıyla fotoğraf çektirirsin. Niye onlara dokunmuyorsun? Niye onlara gereğini yapmıyorsun? Bu partizan anlayışla, bu kafayla bu ülkeyi yönetemezsiniz. İnanıyoruz ki önümüzdeki yapılacak ilk seçimde bu hukuksuzluklar son bulacak. Ve halkın iktidarı gelecek. Milletin iktidarı gelecek. Biliyoruz şu anda birçok belediyemizi kumpas kurmak için çabalarınız var. Bunların bilgilerini de alıyoruz. Birçok entrika çeviriyorsunuz ama hepsini başınıza geçiririz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Millet her şeyin farkında. İnanıyoruz ki Sayın Vefa Salman yarın yargı kararıyla da beraat edecek. Milletin gönlünde zaten beraat etmiş. Halkın gönlünde beraat etmiş ve bölgesinde sevilen, sayılan, saygınlığı olan belediye başkanımız. Bütün raporlar sabit. Hiçbir en ufak bir leke yok. Ama siz keyfi olarak belediye başkanımızı görevine iade etmiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Bu hukukusunu bir an önce bitirin. Ve sizi tekrar bu bakanlığın önünden adalete davet ediyoruz. Hakka, hukuka davet ediyoruz. Bir gün o kantarda siz de tartılacaksınız ve bu yaptıklarınızın mutlaka ama mutlaka bedelini ödeyeceksiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum ve Sayın Belediye Başkanımın her zaman yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. O Yalova'nın gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanımız, her türlü entrikalara rağmen seçim kazanmış, görevini başarıyla yürütmüş. İnanıyoruz ki yarın da sevinçle haberi, yargı kararını alacağız ve o Yalova'mıza hizmet etmeye devam edecek. Yalova'yı gerçekten büyük hizmetlerle buluşturacak. Kendisine tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu mikrofonların sahipleri gelebilir. Alın dedi.